Doğru dürüst görebiliyor musunuz? Ne olur görüyor olun ve duyuyor olun. Ben de şuradan bakayım. Az önce bir de şey çekim yaptım. Orada yamtiri yamtiri çıktım. Heh, bu defa normalmişim. Şu an cızırtı duyuyor musunuz? Duyuyorsanız da artık yapacağım bir şey kalmadı. Az önce webcam ile yapıyordum. Webcam'i denedim. O olmadı. Ondan sonra webcam'i çıkardım. Şu an telefonla canlı yayın yapıyorum. Umarım bir sorun yoktur. Ha, ben bunu ya, şeyini nereden göreceğim? Bir dakika durun. Şuradan yorumlara bakmam lazım. Yorumlar açık mı? Ha. Tamam. Buradan da tamam görebiliyormuşuz. Az önceki konuştuğum konuyu konuşmamaya karar verdim. O kadar çok cızırtı var, o var, bu var dediniz. Ben de o yüzden konuyu hiç açmıyorum. Çünkü burada mikrofon takmam gerekiyor. Mikrofonun yakası çok kapalıydı, olmadı. Hemen gidip kendime yeni bir kıyafet buldum. Tabii burada da geçen haftadan olan yanıklarım gözüküyor. Gerçi burada çok gözükmüyormuş. Yaşamış olduğumuz karmaşa sebebiyle şöyle ifade edeyim. Bu cuma yayınlarını değiştirmeye başladık ve bu değişimden dolayı da çeşitli yayınlarda farklı farklı zorluklar yaşadık. Bugün aslında bir de Microsoft'la ilgili bir sorun varmış galiba. O gitti mi gitmedi mi bilmiyorum. Deneme yaptım bir yayından. Yayını kapattıktan sonra izlerken belli bir yere kadar izleyebildim. Gerisini izleyemedim. O yüzden telefondan yaptım. Benim bilgisayarımda da Microsoft var. O yüzden hani belki ondan kaynaklı da oluyor olabilir ama genel itibariyle o cızırtı oluyor. Geçen gürültüyle ilgili yaptığımız yayında da sonradan yazılmıştı. Canlı yayında bir şey söylenmedi ama sonrasında işte cızırtı oluyor diye bilgi gelmişti. Şu an için sebebini bilmiyorum. Sadece ben burada enerjisel alana bakıyorum. Şöyle oluyor aslında. Biz bir şeylere direnç gösteriyorsak sistemsel olarak da bunların karmaşasını ve zorluğunu yaşıyoruz. Kendi içimizde hani ben de bakacağım ya da meditasyon şifa alanına da açalım. Aa bir dakika yayın öncesinde şu niyet okumayı unuttum. Hemen okuyorum. Allah'ın insanı yaratırken ona verdiği yaratılmışların en şerefli sıfatını yaşam gerçekliğim haline getirmeme aracılık edecek. İlahi ben benim bilinciyle uyumsuz alanlarımdan sağlıklı ve neşeli bir şekilde özgürleşmeyi seçiyorum. Bu yayının alanımda var olan ışık olmayan spiritüel bilgileri ilahi yasalara göre ışık bilgisine dönüştürmesine, aracılık etmesine izin veriyorum. Bu yayındaki sadece ışık bilgisinin alanıma dahil olmasına izin veriyorum. Ben bir dakikanızı istiyorum. Tamam. İnternet de bizim aslında ruhsal tekamülümüzün bir parçası. Şey sormayı unuttum. Müziğin sesi ve benim sesim dengeli geliyor mu? Onu da yazarsanız.
Çok sevinirim. Müziğin sesini açmam ya da kısmam gerekiyorsa onu açayım ya da kısayım. İnternet bizim yaşamımızın bir parçası. Bu yaşamımızın parçası olan taraf, teşekkür ederim. Aynı zamanda aslında ruhsal yolculuğumuzun da bir parçası. Burada bizim internet alanında ilahi dengeyi korumamız gerekiyor. Bu dengeyi koruyabilmek adına da, yani meditasyonların birçoğu zaten internet ortamında. Bizim zihinsel düzeyde de o alanda zaman zaman etkileşimde bulunmamız gerekiyor. Bu konuyu daha önce de ifade etmiştim, tekrar ifade edeyim. Sizler de lütfen paylaşım yaparken yapmış olduğunuz paylaşımların alanına koşulsuz sevgi ya da ışık enerjisini yükleyin ki kullanmış olduğunuz internet ortamından sizin alanınıza olumsuz kayıtlar dahil olmasın. Biz de kendi yolculuğumuzu daha konforlu bir şekilde devam ettirebilelim ya da kendi ruhsal planımıza daha uygun olacak şekilde devam ettirelim. Hepimiz internette çeşitli içerikleri tüketiyoruz. Bu tüketmiş olduğumuz içerikler de aslında bizim internetteki enerji alanımızı belirliyor. Yani ben kaotik paylaşımları takip ediyorsam ya da internetteki izlediğim videolar, filmler, diziler kaotik olan film ve dizilerse ben ruhsal olarak her ne kadar kendimi pozitif aydınlık ya da daha üst frekanslı olduğumu ifade etsem de aslında bu alanda ilerleyemem. Çünkü benim oluşturmuş olduğum toplu enerji alanı daha kaotik olacak. Bu da benim kendi yolculuğumu aslında çok da sevgiyle, aşkla yapmadığımı gösterecek. Yani ruhsal yolculuk sadece meditasyon yapayım, sadece enerji çalışması yapayım da ilerlemiyor. Bunlarla birlikte bizim etkileşim alanımızdan da etkileniyor. Yani hayatımızın tamamı aslında bizim ruhsallığımız olmuş oluyor. Ama bunu genelde yanlış tanımlayabiliyoruz. Sadece spiritüel çalışmaları, eğitimleri sanki ruhsallığımızın bir parçasıymış. Onun dışındaki hayatımızdaki diğer her şey hayatın parçası. Onunla ilgisi yok gibi görüyoruz. Ama aslında bizim teorik olarak aldığımız bilgiler ruhsal hayatımızın gerçekliği olup olmadığını bize gösteren taraf kendi yaşamımız oluyor. Yani birileriyle tartışıyorsak, kavga ediyorsak ya da sadece benim dediğim olsun diyorsak o zaman biz aslında birlik yolculuğunu yapmıyoruz. Tamamen bencilce bir yolculuk yapıyoruz. Bunu süslüyoruz, kılıflar uyduruyoruz gibi etkileşim alanı bulunmuş oluyor. O yüzden de bu aslında çok da bize hizmet eden bir taraf değil. Kendi yolculuğumuzda şekillendireceğimiz her tarafın bizim hayrımıza olacak şekilde ve her anlamda bizi pozitife yönlendirecek şekilde olması gerekiyor. Yani hayatımızda kullanmış olduğumuz kimliklerimizin genel olarak ne kadar saygı ya da sevgide olduğuna bağlı olarak biz aslında ruhsal planımızı gerçekleştiriyoruz ya da gerçekleştirdiğimizi zannedebiliyoruz gibi tanımlayabiliriz. Bu hani gündemde, Türkiye gündeminde sokak hayvanları ile ilgili görüşülen bir yasa var. Bu bana göre bizim gerçekten Türk milleti olarak ruhsal boyuttaki en büyük sınavımız olacak. Eğer bu yasa geçer ve önceki belirtilen şekliyle geçer ve hayvanlar öldürülürse ya da toplanırsa aslında hayvanların sokaklarda ve yaşamın içerisinde olmasının bir anlamı da şu. Onlar bizim var ettiğimiz, sevgiye dönüştüremediğimiz enerjileri değiştirip dönüştürüyorlar ya da alanlarına topluyorlar. Kediler daha çok
değişim ve dönüşüm yapıyor. Köpekler daha çok kendi alanlarına topluyorlar. Yani biz o hayvanları sokaklardan topladığımızda ruhsal olarak kendi toplum olarak yaydığımız negatif enerjimizde boğulacağız demektir. Yani eğer empatsanız zaten kalabalık bir ortama girdiğinizde hayvanlar bu kadar arındırma yapmasına rağmen çok boğucu oluyor. Bunun bir de olmadığını düşünün. Hayvanların gerçekten özgürce sokaklarda olması bizim dönüşümümüzü hızlandırıyor. Şimdi başka ülkelerde çeşitli farklı uygulamalar var ama bizim gibi bir ülke yok. Yani iki kıtanın birleştiği bir ülke yok. Bu nedenle bizim enerji alanımız çok karışık. Yani sürekli olarak değişken bir enerji alanımız var. Hem Asya'nın enerjisi bizim alanımıza dahil oluyor, hem Avrupa'nın enerjisi bizim alanımıza dahil oluyor ve burada karışıp yeniden Asya'ya ve Avrupa'ya sentezlenerek enerjiler akıyor. Yani Asya'nın enerjisi sadece Asya'ya gitmiyor. Asya'ya gidecek enerjinin içinde Avrupa'nın enerjisi de bulunuyor. Bu nedenle bulunduğumuz yerin enerjisel olarak çok karmaşık bir programı var. Bu karmaşık programda hayvanlar bize çok destek oluyorlar. Dilerim onlar hani bizimle birlikte hayatın içinde kalmaya devam ederler. Hayvanların saldırgan olma potansiyelini anlıyorum. Çünkü köpekler bir yeri koruma güdüsüyle var olmuş durumdalar. Köpekler kurtlardan evrimleşmiş hayvanlar. Sizlerden şunu da rica ediyorum. Şimdi bu sokak hayvanı dediğimiz türün popülasyonun artmasının sebeplerinden bir tanesi de hayvan satın alan insanların bu hayvanları sokağa bırakmasından kaynaklanıyor. Bu hayvanların üretilmesi, yani hem köpeklerin hem kedilerin üretilmesi aslında doğal olan bir ilerleme şekli değil. O yüzden hani eğer enerji çalışması yapıyorsanız üreticiler için de bu çalışmaları yapın. Hayvanların en çok alanını karıştıran o üreticiler olmuş oluyor. Yani ben üreticilerin nerede olduğunu bilmiyorum. Ama dinlediğim haberlerden öğrendiğim kadarıyla hem yurt dışından getirilen hayvanlar var hem de yurt içinde üretilen hayvanlar var. O yüzden bu hayvanların alanının korunması gerekiyor ki biz kendi tekamülümüzde hizmet alanımızı yerine getirebilelim. Bu yayının aslında amaçlarından bir tanesi de sadece kendimizi değil, hem kendimize hizmet etmek, hem hayvanlara, bitkilere ve diğer insanlara hizmet etmenin yolunu öğrenmek. Bu yayın serisi başladığında ben şey demiştim. Hala da bilmiyorum bu arada onu söyleyeyim. Ben bu yayında ne konuşacağımı bilmiyorum aslında. Şu anda da bilmiyorum tam olarak neye nasıl doğru gideceğiz. Sadece bildiğim şu. Biz insanlık olarak bu dünyada varoluşumuzun sebebi neyse bu sebep doğrultusunda kendi yaşamımızı devam ettirmeliyiz. Aynı zamanda bu yaşamımızı devam ettirirken etkileştiğimiz hayvanları, bitkileri, eşyayı ve dünyayı da korumamız gerekiyor. Biz bu korumayla bu yolculuğa gerçekten pozitif aydınlık ya da daha üst formlarda tekamül edebiliriz. Ama biz hayvanı, bitkiyi, eşyayı, işte dünyayı düşünmüyorsak aslında birlik yolculuğu içinde değiliz. Sadece bencilce kendi arzularımızı çoğaltmaya çalışan bir yolculuk içerisindeyiz. Kişisel gelişim öğretilerinin birçoğu Amerika'dan bize geliyor. O Amerika'da var olan aşırı bencillik programı bazı kişisel gelişim öğretilerinin içine de dahil olmuş durumda. Onları da rafine ederek kullanmayı hayatınıza dahil edin. Yani rafine etmeden kullanmış olduğunuz deneyimler, öğretiler size zorluk alanları getirebilir. Bunu daha önce de ifade ettim. Şimdi de tekrar hatırlatmış olayım. Dünya planında var olan her bilgiyi
Biz aslında ışık bilgisine dönüştürebiliriz. Bu bilginin içinde karanlık bilgi de olabilir, çarpıtılmış bilgi de. Yeter ki biz orada o bilgiye körü körüne inanmayalım. O bilginin tamamen saf ve o arı olduğunu düşünmeyelim. Hem bilgiler hem de enerjiler dünya insanının toplu frekansına göre iniyor. Yani o bilgiyi indiren insanın frekansı ne kadar yüksek olursa olsun, o bilgiyi onun frekansına uygun saflıkta ya da o enerjiyi onun frekansına uygun saflıkta indirmiyor. Dünyada o an yaşayan insanların frekansına uygun olarak o bilgi iniyor. Daha sonra bilgi ya da enerji kullanıldıkça o bilgiyi kullanan insanların kendi frekans yükseltimiyle birlikte bilgi veya enerji onun alanında daha saflaşabiliyor. Ama bir başkasına uyguladığında bu çalışmayı yine o insanın etkileşim ağıyla uygun olarak o enerji onun alanına akıyor. Bu nedenle yapacağımız çalışmalarda mutlaka ki enerji alanının içinde saf ışık olmayan bir şeyler olduğunun kabulü ve bilinciyle ilerleyin ki burada kendinize ya da uygulama yaptığınız insanlara karma yaratmayasınız. Eğer her şeyin %100 saf olduğuna inanarak yaparsanız o enerjinin içinde bulunan ya da bilginin içinde bulunan saf olmayan alanları fark edemezsiniz, göremezsiniz. Bu yolculuk her şeyin birbirini tamamlamasıyla gerçek anlamda bizi birliğe götürecek. Yani bir şeylerden kaçınmak bizi tekamül ettirmeyecek. O bilginin içinde bu varmış, bunun içinde şu varmış falan diyerek kaçınmaktan ziyade kullanmış olduğunuz ya da almış olduğunuz tüm eğitimlerin sizin frekansınıza uygun hale gelmesine ve yükselmesi gereken frekansa yükselmesine niyet eder, gayret ederseniz alanınızda olan her şeyi dönüştürmüş olursunuz. Biz de zaten yeni başladık. Hoş geldiniz. Türkiye dünyanın rahmi, burada doğan tüm dünyada büyüyor, ne doğarsa böyle bir konuya bol şifa, aşk ve sevgi aksın. Yok, Türkiye dünyanın rahmi değil. Benim aldığım öyle bir bilgi yok en azından. Türkiye sadece geçiş alanı. Yani insanlığın geçiş alanı olduğu için birbirine geçiş yaptırıyor. Burada hem ülkede yaşayan insanlar hem de yurt dışında yaşayan insanlar bir şekilde Türkiye'ye temas ettiğinde o Türkiye'nin kendi bilinci ve topraklarından gelen şifa programıyla onun alanını o eğer o isterse şifa ya da alan akıyor ya ama her şey Türkiye'den dünyaya yayılıyor falan gibi bir benim aldığım mesaj yok ya da bu zamana kadar gördüğüm görüler içerisinde öyle bir bilgi yok. Sadece dünyanın değişimi dönüşüm, dünya demeyeyim de dünya insanının değişimi ve dönüşümü için Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin büyük bir rolü var. Bu rolü bizler bu ülkede yaşadığımız süre boyunca yerine getirebilirsek dünya insanının alanına da daha fazla ışık akacaktır. Dünyanın frekansı artık hızla yükseliyor. 21 Aralık 2012'den beri benim aldığım mesaja göre. Bu yükseliş nedeniyle de dünya insanının dünyanın frekansına daha hızlı adapte olması gerekiyor. O yüzden de enerjiler çok yoğun geliyor. Yani çok böyle iterek ilerliyor insanlık. Sadece bireysel olarak değil, bütün insanlık enerji çalışması yapsın ya da yapmasın. Bu programdaki o hani çok hızlandırıcı etkiden dolayı Türkiye belki burada katalizör etki yaratabilir insanlığın dönüşümü için. İşte hani Suriye'den gelen insanlara çok tepki gösteriliyor. Burada onların bu Türkiye topraklarına gelmesi gerekiyordu Avrupa insanının değişebilmesi için.
aslında sadece Türkiye'ye değil, oradan da yayılması gerekiyordu değişim ve dönüşümün gerçekleşebilmesi için. Ama Türkiye topraklarında kaldılar. Bizim onlara karşı bir tepkimiz varsa kendi sevgi frekansımızı ve birlik frekansımızı safsızlaştırmış oluyoruz. Onların hani böyle bir açılım yapması gerekliydi. Suriye'de ilk savaş çıktığı zaman gördüğüm rüyalardan, aldığım mesajlardan bunu iletiyorum. Yani Türkiye'ye bu zamana kadar çok işte mülteci kabul etmiş bir ülke. Bu da kendi dönüşüm, kendi geliştirme programının bir parçası. Sadece Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kastetmiyorum. Şu an yaşamış olduğumuz bu coğrafya, Anadolu ve Trakya, her iki bölümünde kendine özgü programları var ve binlerce yıldır insanlığa bu konuda hizmet vermiş. Biz de şu an için Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşları olarak dünya vatandaşlarına hizmet ediyoruz. Hani sorduğunuz soruya cevap vermeyeceğim. Çünkü öyle bir şeye cevap verdim mi bundan sonra başka bir sürü sorular çıkıyor. Her yöntemin, bakın, almış olduğunuz eğitim ne olursa olsun, her yöntemi uygulayıcısıysanız da, siz kendi alanınıza alıyorsanız da ışığa dönüştürmenin imkanı var. Sadece yapmanızı önereceğim şey şu olabilir. Alacağınız eğitim, çalışma ya da seans, uyumlama, her neyse, bu sizin ruhsal planınıza uyuyor mu, uymuyor mu, buna bakın. Eğer ruhsal planınıza uyuyorsa o plan doğrultusunda size hizmet edecek eğitimleri aldığınızda zaten ilahi olarak onun içinde ya da uyumlamayı aldığınızda onun içinde ışık olmayan bir taraf varsa da o sizin için arındırılıp saflaştırılacaktır. Ama sizin tekamül planınızla hiç alakası olmayan, sizin varoluşunuza hizmet etmeyen bir eğitimi ya da bir uyumlamayı kişisel merakınız sebebiyle yaparsanız, o zaman sizin alanınızda koruma gerçekleşmez ya da o bilgiyi kendi içinizde dönüştürmenizin yolu size açılmamış olur. Hani bu konuyu böyle özetleyeyim. Çünkü ondan sonra hani bir eğitim konusuyla ilgili bilgi vermeye başladığımda oradan bir sürü alan geliyor. Bir de şunu ifade edeyim. Ben yolculuğa çıkarken tekamül yolumu belirlemem gerektiğini bilmiyordum. O yüzden de çok farklı alanlara gittim. Kendi ruhsal yolculuğunuzda ya da bir başkasına bu konuda rehberlik ediyorsanız yapacağınız ilk şey tekamül yolunu belirlemek olsun. Tekamül yolunu belirlediğinizde, yani o anki frekansa göre belirlenecek tekamül yolunu, daha sonra frekansınız yükseldiğinde daha üst frekansa geçebilirsiniz. Ama eğer siz o tekamül yoluna hazır değilseniz, bunu aydınlık tekamül yolu için anlatayım. Birçok insan ben bu bilgileri paylaştıktan sonra aydınlık tekamül yolunu seçtiler. Sonrasında onun kendileri için çok zorlayıcı olduğunu fark ettiler. Şimdi aydınlık tekamül yolunun kendine özgü, pozitif tekamül yolunun kendine özgü ve diğer tekamül yollarının da kendine özgü deneyim ve programları var. Bu frekanslar ve programlar eğer sizin alanınız pozitif tekamül yoluna uygun değilse ya da aydınlık tekamül yoluna henüz uygun değilseniz, siz o yolu seçtiğinizde bu defa o yola uygun olabilmeniz için hayatınızda çeşitli deneyimler ortaya çıkacak. Ve bu deneyimler de böyle hani sizi çok mutlu edecek, lay lay lom, ah ne güzelmiş, oh falan diyebileceğiniz deneyimler olmayacak. Zorlayıcı deneyimler olacak. Çünkü sizi saflaştıracak. Bu saflaşma konusunu şöyle örnekleyeyim. Şimdi kömür ve elmas, ikisi de karbon atomundan oluşuyor. Saf karbon atomu. Kömür yüzeyde kaldığı için ısı ve sıcaklığa maruz kalmadı, pardon, sıcaklık ve basınca maruz kalmadığı için daha amorf bir yapıda. Elmassa daha
yer kürenin derinliklerine doğru sıcaklığa ve basınca maruz kalıp karbon elementinin form değiştirip daha kristalize olması sonucunda oluşuyor. İşte aydınlık tekamül yolunu böyle tanımlayabiliriz. Elmas olan frekans aralığı diyelim. Siz eğer elmas değilseniz, yani herhangi bir karbon atomusunuz, yani biz de zaten biyolojik olarak karbondan oluşuyoruz. İnsan bedeninde de karbon atomu var. Eğer henüz o karbon atomunuz elmas seviyesine gelmediyse, o zaman siz sıcaklığa ve basınca maruz kalacaksınız ki o değişimi gerçekleştirebilirsiniz. Hani tırtıl öncesinde tırtıl oluyor, sonra kelebeğe dönüşüyor ya, oradaki o değişim, başkalaşımı geçirmeniz gerekiyor. Eğer aydınlık olan alana henüz hazır değilseniz ya da pozitif tekamül yoluna hazır değilseniz, nötr tekamül yolunda yolculuğunuzu başlatıp, tekamül alanınızda özgür irade seçiminizle bunu yapıp, bu alanda kendinizin frekansını yükseltme gayretinde olduğunuzda, orada bir dakika. Siz pozitif tekamül yoluna uygun hale geldiğinizde içsel olarak oraya çekilirsiniz ve kendi yolculuğunuzu pozitif tekamül yolunda yapmayı seçersiniz. Biz özgür irademizle tekamül yolumuzu seçmediğimizde ne oluyor? Hani tekamül etmiyor muyuz? Tabii ki ediyoruz. Burada bizim frekans aralığımıza göre değişiyor. Ve bizim frekans aralığımızda eğer biz bir seçim yapmadıysak, orada sürekli olarak değişken oluyoruz. Bizim duygularımız, ne kadar çok bizde negatif duygu varsa, aslında biz pozitif tekamül yolundan daha kendimizi uzaklaştırmış oluyoruz. O duygu deneyimlerimiz esnasında hangi frekansı yayıyorsak, o zaman o tekamül yolunun yasalarına tabi oluyoruz. Bir tekamül yolunu seçtiğinizde illaki siz o tekamül yoluna uymadığınız anda çıkacağınız anlamına gelmiyor. Orada size belirli bir zaman tanınıyor. Siz orada hani gayretteyseniz kendinizi değiştirmek ve dönüştürmek için ruhsal varlıklar tarafından, o boyutun ruhsal varlıkları tarafından destekleniyorsunuz ve bu konuda dönüşümünüzü gerçekleştirebilmeniz için size ruhsal rehberlikler yapılıyor. Eğer bu rehberliklerin dünyasal olarak da bir karşılığı varsa, herhangi bir insanla karşılaşabilirsiniz, bir kitapla karşılaşabilirsiniz, bir eğitimle karşılaşabilirsiniz ya da bir enerji uyumlamasıyla, o zaman siz kendi değişim ve dönüşüm yolculuğunuzu o zihinsel bilgiyle de devam ettiriyorsunuz. Ruhsal bilgiyi anlamlandırabilmek zaman zaman zorlayıcı olabiliyor. Bu süreci yaşadığınızda da sizin ruhsal rehberleriniz sizi dünyasal bir bilgi kaynağına yönlendiriyorlar ki o değişimi ve dönüşümü gerçekleştirebilirsiniz. Kendi tekamül yolunuzu seçtiğinizde o tekamül yolundaki ruhsal varlıklar size rehberlik eder ve sizin kendi planınıza uygun olan insanlarla karşılaşmanızda ya da eğitimler ve enerji uyumlamaları konusunda size bilgi aktarır. Ama hani benim gibi öncesinde tekamül yolunuzu seçmeden yolculuğa başladıysanız, o süreç içerisinde aldığınız kişisel gelişim, ruhsal gelişim eğitimleri varsa ya da enerji uyumlamaları varsa ve o enerji uyumlamaları sizin kendi dönüşümünüz için ya da birlikte yürüdüğünüz insanlar için gerekliyse, onları ışığa dönüştürmenin yolu, yöntemi size öğretilir. Ha, bunu öğrenemiyorsanız, o bilgiyi kullandığınızda, eğer o bilginin alanında ışık olmayan bilgi varsa ve onun karşılığında siz kendinize yeni bir karma yaratıyorsanız, bunu da deneyimlemiş olursunuz. Aydınlık tekamül yolunda ilerlemek istiyorum. Bu konuda hangi eğitimleri almam gerekiyor bilmiyorum. İnsanlar ve kendimi şifalandırmak istiyorum Allah'ın izniyle, ancak kalbimin sesini anlamıyorum. Ama işte hani aydınlık tekamül yolunda ilerlerken anlayamadım son sözü demişsiniz ama neyi söylemişsiniz? Ha, şöyle söyleyeyim şimdi.
Siz merakınız sebebiyle, daha sonra sorunuza döneceğim. Siz merakınız sebebiyle ya da tekamül yolunuzu belirlemediğiniz için o anki frekansınıza uygun olan, sizi dönüştüren eğitim yoluyla karşılaştınız ya da enerjiyle, bu hani enerji çalışmaları ya da kişisel gelişim yolculuğundan bahsediyorum. O bilgi sizin alanınızda bulunuyor ya da o enerji çalışması sizin bildiğiniz ve kullandığınız bir yöntemse, bunu tekamül yolunuzu seçtiniz. Ben artık pozitif tekamül yolunda ilerlemeyi seçiyorum dediniz. O eğitimin içeriğinin hangi tekamül yolunda ya da o enerjinin hangi tekamül yolunda olduğuna bakmayıp siz onu kullanırsanız, o zaman hani evrensel yasalarda karşılık denilen bir durum var. Neden sonuç ilişkisi de diyebiliriz. Siz bir davranış yaparsınız, onun sonucu vardır ve o sizin hayat gerçeğiniz ya da varoluşunuzun gerçekliği olur. Siz o bilgiyi kullanmaya devam ederseniz, o bilginin içindeki ışık olmayan programı, o zaman siz onun karşılığı neyse onu hayatınızda yaşarsınız. Buna da karma deniliyor kısaca. Siz ama bu bilgiyi kendi yolunuzda kullanıp kullanmamanız gerektiğini sorguladığınızda, ya burada işte hani kalp sesinizi duymaya başlamış olmanız gerekiyor. Bunu sorguladınız ve bunun sonucunda sizin tekamül yolunuza uygun olmadığının bilgisini aldınız. Bu bilgiyi dönüştürmeniz mümkün mü? Onu sordunuz. Onun eğer cevabı evetse, bunun yolu yöntemi size aktarılır. Ama eğer siz o bilgiyi hayat planınızda kullanmamanız gerekiyorsa, sizin kendi tekamül yolunuzda çeşitli sebeplerden dolayı, bu sebepler zihinsel sebepler değil, o enerjinin, o bilginin iniş şekliyle alakalı ya da hani böyle hani şartlıdır bu enerji, bu bilgi sadece şu yol için kullanılsın, şu tekamül yolunda olan insanlar için ya da bu alana hizmet edenler tarafından kullanılsın, bunun dışındaki için kullanılmasın. Böyle bir şartla indirildiyse dünya planına, o zaman siz o şartı sağlamadığınızda o bilgiyi kullanmanız sizin ruhsal planınıza uygun değildir. Bunun bilgisi gelir ama kullanmanız uygun, içindeki bilgiyi dönüştürmenin nasıl olduğunu henüz bilmiyorsanız, o süreç esnasında kullanmamanız sizin hayrınıza olur. Umarım anlatabilmişimdir ifade etmeye çalıştığımı. Diğer soruya gelecek olursak şimdi, aydınlık tekamül yolunda kalp sesinizi duymadığınız sürece o yolculuğu yapmanız sizin için çok zor olur. Yani bir şeyleri seçmek bizim ona hazır olmadığımız süreçte gerçekleştiğinde bizim için zorlayıcı olur. O yüzden önce hani belki pozitif tekamül yolu sizin için uygundur. Pozitif tekamül yolunda ilerleyip burada kendinizi arındırmaya gayret gösterin. Yani ben ilk başlangıçta ne yapacağımı ben de bilmiyordum ve böyle hani mesajlar falan almıyordum ilk zamanlarda ya da çok kısa kısa alıyordum. Daha sonra sorduğumda hani ne yapalım sorusunda hep arın cevabını aldım. Tamam, arın da ne yapayım, nasıl yapayım bilmiyorum. O zamanlar böyle hani YouTube'da falan çalışmalar çok fazla yok ya da Türkçe kaynak çok fazla yok. İşte kitaplar var, kanal mesajlarını birileri Türkçe'ye çevirirse onları okuyorum, oradaki çalışmaları yapıyorum falan. Hani aklıma gelen ne olursa onu yapıyorum. Ya da işte bir eğitim karşıma çıkıyor. Onun böyle ben şey demiştim. Ben dedim eğitimlere çok gitmek istiyorum. Çünkü çok hani hayat benim için çok sıkıcı, eğitimler çok eğlenceli, ruhsal eğitimler. Yani ruhsal demeyeyim de, kişisel gelişim alanındaki eğitimler ya da seminerler, workshoplar çok eğlenceli geliyor bana. Ben dedim buralara çok gitmek istiyorum. Gerçekten gitmemem gereken neresiyse bana bunun için kesin ve net talimatlarla mesaj iletin diye söylemiştim. Hatta birinde çok gitmek istediğim bir etkinlik vardı. Oraya gitme, yani iş yerinden çıkmadan 5 dakika önce arkadaşım aradı. Sakın gitme bugün Yasemin, ne olursun dedi. Hava koşulları çok kötüydü. Ben de zaten sabahında o niyeti yaptığım için tamam dedim. Bu mesajlar doğrultusunda, hani böyle yaptığım taleplerim doğrultusunda ben mesajları anlamlandırmaya başladım. Siz de kendi yolculuğunuzda
Önce kendi yol haritanızı belirleyin. Yani birilerini şifalandırmak derdiniz olmasın. Kendinizi arındırmak derdiniz olsun. Bu arındırmaya nereden nasıl başlayacağınıza bakmak için de kendi hayatınızı gözden geçirin. Bir başkasına göre değil. Hani başkasını referans alarak orada evet ben iyi bir insanım ya diyerek ilerlemek değil. Birini ya nasıl söyleyeyim? Kendi kişilik özelliklerinizde ya da mizacınızda, dışa vurmadığınız mizacınızda bile böyle art niyetli bir tavırlarınız, halleriniz varsa onların arınması için çalışmalar yapın. Hiçbir çalışma yapmayı bilmiyorsanız dua edin, Allah'tan yardım isteyin. Ya da hani ben birçok çalışmayı paylaşıyorum zaten. Hem meditasyon olarak paylaşıyorum hem de yazılı olarak kanalım, pardon, internet sitemde paylaşıyorum. Arzu ederseniz onlardan bilgi alabilirsiniz. Ben bir de şunu söyleyeyim, hani bu konu açılmışken, ben kendi ruhsal yolculuğumda İslam, hani bir Müslüman olsam da İslami öğretileri böyle kenara koymuştum ruhsal çalışmaları yaparken. Burnumu sürte sürte çok zor koşullarda arındırdım, dönüştürdüm kendimi. Son birkaç yıldan beri, herhalde 2 yıl olmuştur, tam emin değilim süreden, daha fazla dua edip Allah'tan yardım istemeye başladım. Yani çocukluğumda bu benim aslında yaşamımın bir parçasıydı ama niyeyse spiritüellikte bu olmaması gerekiyormuş gibi falan bir zanna düştüm. Daha çok okuduğum bilgilerden kaynaklı olarak ya da konuşmalardan. Ben de akıl yürütmedim o esnada. İşte hani bu böyle midir, değil midir kalbime bir sormadım. Ama öyleyse öyledir deyip böyle bir hani dediğim gibi bir kenara koymuştum. Ama ne zaman ki ben dualarla tekrar yolumu birleştirdim, o zaman değişim ve dönüşüm çalışmaları çok daha kolaylaştı. Yani hangi dine mensup olarak doğduysanız, o dinde size aktarılmış olan ibadetlerle birlikte değişim ve dönüşüm çalışmalarınızı birleştirirseniz, o zaman daha kolay ilerlersiniz. Çünkü siz ne kadar çok dua ederseniz o zaman Allah'ın ilahi koruması da sizin alanınızda oluyor. Eğer dua etmeden sadece ruhsal alanda ilerlerseniz o zaman işte bu ışık olmayan bilgilerden ya da çarpıtılmış bilgilerden dolayı yolunuzu karıştırabiliyorsunuz gibi diyeyim. Ya o yüzden önceliğiniz kendinizi anlamak olsun. Kendinizi anlamadan bir başkasının değişimine, dönüşümüne aracılık edemezsiniz. Ben bu zamana kadar almış olduğum çalışmalar, yani ben bazen hani sorduğum zaman böyle bir sürü eğitim almış insanla ya da bir sürü uyumlama almış olan insanla karşılaşıyorum. Ben o kadar eğitim almadım dünyasal olarak. Ya da o kadar fazla uyumlamam yok. Birkaç enerji var ve onları sürekli kullanıyorum. Bu hani bir spiritüel entelektüel olmamıza gerek yok. Bir şeyi alalım, onu hayatımıza uyarlayalım. Uyarlayamadığımız, kendi kendimizin hayatına uyarlayamadığımız hiçbir şey aslında bizim insanlığa hizmet etmemizi gerçekleştirmiyor. O sadece kendimize para kazandırmamıza aracılık etmiş oluyor. Yaklaşık 5 yıldır iş ortamında aydınlık yolunda dönüşümdeyim. Önce iyi anlaştığım insan bana karşı aşırı değişip bulunduğum yerden beni gönderdi. Hayatım ve düzenimi bozdu. Bunu nasıl okumalı? İş hayatı zaten aydınlık tekamül yoluyla hiç uyumlu bir alan değil. Ya orada olduğunuzda, iş hayatınızda, kurumsal hayatın içindeyseniz kendi alanınızı sürekli olarak kontrol etmeniz gerekiyor ve İnsanlara hani bu iyi insan bana hiçbir olumsuz tarafı olmaz diyerek bana göre yaklaşmayın. Çünkü her insan tekamül ediyor ve hepimizin çeşitli zaafları var. Bu zaaflar doğrultusunda da çeşitli şeytani anlaşmalar yapabilme potansiyelimiz var hepimizin. Spiritüel yolculukta olsun ya da olmasın. O yüzden hani o iş hayatındaki yaşanılan zorluklar nasıl söyleyeyim? Olan şeyler diyebilirim ancak.
Bu hani süreçlerde de şöyle yapabilirsiniz. Ben kendi adıma şunu yapıyorum. Ben burada ilahi olmayan bir şey yaptım mı? Herhangi bir olumsuzluk yaşadığımda onu sorguluyorum. Eğer ilahi olmayan bir şey yapmadıysam, o zaman bu alanda hak ettiğim bir koruma varsa Allah'tan bu korumayı benim alanımda yapmasını talep ediyorum. Benim kurumsal hayattayken, ya benim bu tarz eğitimleri almamın temel sebebi de kurumsal hayatta zorlandığım için oldu zaten. Yani çalışmayı çok seviyorum ama iş arkadaşlarımla anlaşamıyorum ve mutsuzum orada. İşten dolayı değil, iş arkadaşlarım sebebiyle mutsuzum. O yüzden de eğitimler almaya başladım ki amacım şeydi, çalıştığım koşullarda daha mutlu çalışabilmek. O olmadı. Hani sonradan ben artık komple kurumsal hayattan ayrılmış oldum. Hep şunu yaptım. Yani bir iş arkadaşımla zorlu bir deneyim yaşadığımda, tartıştığımda, kavga ettiğimde orada hani o an için bir şey yapmıyorsam da akşam eve geldiğimde ben burada belki ben kendi egoma yenik düştüm ve arkadaşıma ilahi olmayan bir şekilde davrandım. Bu alanda senin hakikatini hani ilahi adalet neyse o gerçekleşsin niyetini yapıyordum. Orada o zamanlar çok dua etmiyordum. Şimdi geriye dönüp baktığımda eğer bir şeyler kaldıysa veya bir iş yeriyle ilgili rüya görüyorsam o iş yerinde yapmış olduklarımdan Allah'ın razı gelmediği benim davranışlarımdan ne varsa onun değişip dönüşmesi için çalışmalar yapıyorum. Kendi iş hayatınızda yani çalıştığınız kuruma ne kadar dürüstsünüz bu çok önemli. Çünkü hani günümüzde insanları gözlemlediğimde sadece para kazanmak odağında olan bir grup insan var. Hani sizleri işaret ederek bu bilgiyi aktarmıyorum. Sadece genel gözlemimi ifade ediyorum. Her iş yerinin kendine özgü bir bilinci var. O iş yerini kuran insan, herhangi bir insanın o iş yerine aktardığı çeşitli enerjiler, programlar olsa da her iş yerinin kendine özgü bilinci var. Siz o iş yerinin bilinciyle ne kadar uyumlusunuz? Siz o iş yerinin bilincine ne kadar saygı gösteriyorsunuz? İşvereniniz ya da patronunuz veya daha büyük bir ölçekli şirketse her ne olursa olsun sizin hakkınızı vermiyor dahi olsa sizin oradaki dürüstlük alanınız ne? Siz iş yerine karşı gerçekten dürüst bir şekilde çalışıyorsanız burada ve diğer insanlar size manipülasyon yaratıyorsa, size mobbing uyguluyorsa, sizi zorluyorsa o zaman Allah'ım buradaki benim hani insan olarak yaklaşımımı sen biliyorsun. Kendi saflaştırmam gereken taraf varsa bunu bana fark ettir. Ama ben eğer müdahaleye maruz kalıyorsam da bunun için ilahi korunma talep ediyorum niyetini yapabilirsiniz. Ve gerçekten bu tarz niyetleri yaptığınızda sistem kendini tamamen dengeliyor. Orada ekstra bir çaba sarf etmenize gerek yok. Bir de şey oluyor, hani ben kendi adıma iş yerinde bana bu kadar zorluk yaşatmış arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Çünkü benim eğer onlar beni zorlamasaydı ruhumu aramak ya da ruhumla buluşmak gibi bir gayem olmayacaktı. Çünkü çalışma, hani ben çalışmaktan mutlu olan bir insanım. Arkadaşlarım da beni zorlamasaydı ben sadece dünyasal yaşayacaktım. Ruhumun planıyla bağ kuramayacaktım. Yani hayatın belli dönemlerinde madde aleminde yaşamamız uygun. Ancak belli bir zamandan sonra bizim kendi ruhumuzla buluşup o ruhumuzun planı doğrultusunda ilerlememiz gerekiyor. Benim hani bu planımı bulmama beni zorlayan tüm iş arkadaşlarım ya da işverenlerim sebep oldular. Onlar bunu bana yapmamış olsalardı ben hala iş hayatının içinde kendi ruhundan bir haber, kendi ruhsal planından bir haber yaşamaya devam edecektim. Yani hayatınızda birileri size olumsuz deneyimler yaşatıyorsa onun sizin ruhsal planınızla bir etkileşimi de vardır mutlaka.
Allah biliyor ki her zaman birlik beraberlik içinde hareket etmeye çalıştım. Yaşam yolculuğunuz bu niyetiniz doğrultusunda daha da güzel olur inşallah. Öyle niyet edeyim ben de. Bir sorum olacak demişsiniz. Rüyalarım hiç berrak değil. Bir rüya gördüğümü biliyorum ama net olarak ne olduğunu bir türlü anlamıyorum. Şöyle ifade edeyim şimdi. Hepimiz çeşitli araçları kendi hayatımızda kullanıyoruz. Bu araçlardan bir kısmı zihinsel olarak bilmemiz gereken araçlar, bir kısmı kalbimize ulaşmamıza aracılık edecek araçlar olabiliyor. Hani rüyalar da bana göre o araçlardan bir tanesi. Şimdi rüyayı hatırlayamamanızın çeşitli sebepleri vardır. Ben 3 tane rüya meditasyonu yaptım. Bana aktarılan bilgi doğrultusunda bir insanın eğer rüya görmesi gerekiyorsa bu 3 meditasyonu yaptığında onun alanında müdahaleler varsa o çalışmalar o alanları berraklaştırmış olacak. Ama eğer siz rüyalarınızı hatırlamıyorsanız ve gece yatarken kendinizi ilahi korumaya almıyorsanız orada çeşitli müdahaleler olduğu için de belki hatırlamıyor olabilirsiniz. Yani rüya, biz uyuduğumuz zaman benim bildiğim kadarıyla 3 ayrı boyutla etkileşim halindeyiz. Rüya boyutu, astral boyut ve enerji boyutu. Astral boyut çok gitmenizi önereceğim bir alan değil. Gerçekten ruhsallık konusunda çok ustaysanız astral boyutta gittiğinizde yaptığınız çalışmalar hakikaten ışık olur. Eğer usta bir ruh değilseniz, yani insan olarak şöyle söyleyeyim, ruhunuz usta olabilir de siz onu zihinsel düzeyde anlamlandırma konusunda eğer usta değilseniz astral boyutta yapacağınız herhangi bir seyahat esnasında alanınıza çok fazla müdahale olur ve siz bu müdahaleleri ışıkmış gibi zannedebilirsiniz. O yüzden hani astral boyut benim böyle gitmemenizi önereceğim bir alan. Rüya ve astral boyut arınmasında da astral boyut alanında hani eğer ruhsal bir göreviniz varsa o görev alanı açık. Onun dışındaki alanların kapatıldığı bir meditasyon oldu. İsterseniz o meditasyonu yapabilirsiniz. Enerji boyutuyla ilgili hani herhangi bir meditasyonum yok. Ama rüya boyutuyla ilgili iki ayrı meditasyonum daha var. Bir de bizim aslında rüya gördüğümüzü zannettiğimiz ama aslında bize ait olmayan rüya deneyim alanı var. Bu da ortak uyku programı diye onunla ilgili bir meditasyon yapmıştım. O da şunu ifade ediyor. Bir odada yattığınızda ya da bir evde yattığınızda kaç kişi varsa o insanların rüya alanı, rüya boyutu birbirine açılıyor. O esnada siz kendinizinmiş gibi gördüğünüz rüya o ortamdaki herhangi birine ait olabilir. Veya işte hani yurtlarda kalınabiliyor, çok kalabalık ortamlarda oradaki bütün insanların rüyası görülebiliyor. Veya böyle hani kampa falan gittiğinizde nasıl diyeyim? Çadırlarda kalınan yerde o çadır alanındaki bütün insanların rüya boyutu birbirine açılmış oluyor. Belki böyle rüyalar görüyorsunuzdur. Eğer empatsanız sadece bulunduğunuz evdeki insanların rüyasını görmüyorsunuz. Komşularınızın ya da işte hani o evde sizin altınızda, üstünüzde, sağınızda, solunuzda olan insanların o evin genel yaşayan insan olmasa da gelip giden misafirler dahi olsa onların rüyalarını da görebiliyorsunuz. O ortak uyku deneyim alanı ile ilgili de çalışmayı yapmıştım. Hani rüya dediğiniz şey sizin gerçekten kendi rüyanız mı yoksa böyle bir etkileşim alanı mı? Bunları ayrıştırmak gerekiyor. Ben bildiğim kadarıyla bütün hepsinin meditasyonlarını yaptım. Arzu ederseniz o meditasyonları yapabilirsiniz. Bir de şimdi bize
Rüya boyutunda çeşitli bilgiler aktarılıyor ruhsal rehberlerimiz tarafından. Ancak o bilgiyi rüyayı gördüğümüz zaman kullanmamamız gerekiyor. O yüzden de rüyayı unutabiliyoruz. O bilgiyi hayatımız içinde uygulayacak olgunluğa geldiğimizde o rüya kendini hatırlatıyor ya da o rüyadaki bilgi kendi kendine tezahür etmiş oluyor. Bunu ben hani Lady Chandra'yla ilgili olarak aldığım bir mesaj vardı. Onu yazarken böyle karıştım. Hani mesajı yazıyorum ama benim insanlara o süreç içerisinde zihinsel düzeyde anlattığım bilgileri içeriyor falan. Dedim ki hani ben kanallık yaptığımı zannediyorum ama aslında kendi bilgimi mi aktarıyorum acaba buraya diye böyle bir kendi kafamda soru işareti olmuştu. O zaman Lady Chandra'dan gelen mesaj şu oldu. Biz Yasemin'i bu konu hakkında rüyasında bir yıldan beri eğitiyoruz. O yüzden o bu bilgileri kendi ortaya çıkarttığını zannediyor. Yani hani bizim o etkileşim alanımız gerçekten o hani hayırlı olan, bizim frekansımızın hayrına hizmet eden rüya boyutuysa biz onunla ilgili hatırlamamız gereken her şeyi hatırlıyoruz. Ve rüyalar da aslında kendi bilinçaltımızdaki kayıtlarla alakalı. Siz kendi bilinçaltınızla ne kadar bağ kurmaya gayret gösteriyorsunuz. Yani hani bazı insanlar kendi hayatlarındaki yaşamış olduğu negatif deneyimlerle bağ kurmayı çok istemiyor. Oradan sürekli kaçınma halinde. Eğer böyle bir durumunuz varsa, yani hani yaşadığınız olumsuzlukları yok sayıyorsanız, o zaman bilinçaltınızla da sağlıklı bağ kuramazsınız. Bilinçaltınızla sağlıklı bağ kuramadığınızda da rüyalarınızı anlamlandırmanız çok kolay olmayacaktır. Çünkü rüyalar bizim bilinçaltımızda kayıtlı olan bilgilerle bize kendini gösteriyor, bize kendini anlatmaya çalışıyor. Hani ben kendi adıma rüyalarım benim çok fazla, çocukken de çok uzun süre çok uzun rüyalar görürdüm, annemi anlatırken bıktırırdım falan. Sonraki süreçlerde de hani çok daha yoğun olmaya başladı. Benim hani çok yoğun değilse o günkü işim uyandıktan sonra 1,5 saat falan rüya çalışması yapıyorum. Hani yataktan çıkmadan o rüyalarla ilgili hatırladığım rüyalarda çözümlemem gereken alanları, hatırladığım konuyu şifa çalışması yapıyorum. Şimdi rüyalarda herhangi bir insan aracılığıyla bir konuyu görüyorsam aslında o insan bana onu göstermeye çalışmıyor. O insanda ben bir programı, dünyasal olarak bir programı o insanda hani o insan suretinde öğrendiysem ben rüyamda sürekli o insanı görüyorum o konuyla bağlantılı. Ama ben bunu böyle yorumlamasaydım hep biri hani hayatımda sürekli aynı kişileri görüyorum. Neden bunu görüyorum? Uzun zamandır görüşmediğim insanları falan deyip orada şey diyeceğim. Ha ben bu insanlarla bağ kurmaya çalışıyorum ya da ruhsal bir bağlantımız var da ben bunu doğru yorumlamıyorum falan gibi çarpıtmalara girecektim. Ama kendi rüyalarıma bakmaya başladıkça ve onları şifalandırmaya çalıştıkça o alan kendini daha netleştirmeye başladı. O yüzden kendi rüyalarınızın gerçekten size anlatacağı mesajlar varsa kendi bilinçaltınızla ve anılarınızla yaşadığınız deneyimlerle barışık olursanız kendi rüyalarınızın anlamanız gereken mesajları varsa bunları anlamlandırırsınız. Dilerseniz artık meditasyonumuza geçelim. Rahat olacağınız bir pozisyonda oturun ya da uzanın. Gözlerinizi kapatın.
İlahi ben benim bilincine erişmemize aracılık edecek pozitif ve aydınlık ruhsal varlıkların yaratıcının izniyle şifa alanınıza dahil olmasına izin verin. Birlik boyutu şifa görevlilerinin aura alanınızda bulunan ve sizin kendi varoluşunuzu anlamlandırmanızı engelleyen insanlık planından ilahi olarak arındırması gereken her şeyi çok boyutlu olarak arındırmasına izin verin. Birlik şifa görevlilerinin alanınızdan kesilmesi gereken enerjisel bağları kesip şifalandırmasına izin verin. Kendinizi ya da başkalarını suçluyorsanız ya da yargılıyorsanız bunu yapmanıza neden olan alanınızdan temizlenmesi gereken her şeyi çok boyutlu olarak alanınızdan temizlemesine izin verin. Birlik şifacılarının hayat planınıza dahil olmuş, ilahi olarak özgürleşmeniz gereken sizin erdemli insan ya da daha üst bilinç hallerini hayat gerçekliğiniz yapmanızı engelleyen her şeyi çok boyutlu olarak alanınızdan temizlemesine izin verin. Kök çakranızda bulunan bu yaşam planınızda algılamanız ve hayatınıza uyarlamanız gereken ilahi ben benim bilincini algılamanızı ve hayatınıza uyarlamanızı engelleyen her şeyin kök çakranızdan ve yaşam planınızdan çok boyutlu arındırılmasına izin verin. Aşk şifacılarının alanınıza gelmesine ve sizin ilahi olarak özgürleşmeniz gereken kaos programlarından hak edişinizce sizi özgürleştirmesine izin verin. Gevşeyin, rahatlayın, frekansınızın saflaşmasına izin verin. Sevgi şifasını ya da sevgi gerçekliğini idrak etmenizi engelleyen alanınızdan temizlenmesi gereken her şeyi çok boyutlu olarak sevgi şifacılarının arındırmasına izin verin. Alanınızda bulunan sizin biz bilincini, birlik bilincini idrak etmenizi engelleyen İlahi olarak özgürleşmeniz gereken egosal ya da nefsani programlardan sevgi şifacılarının sizi özgürleştirmesine izin verin. Eğer farkında olmadan herhangi bir anda birlik bilinciyle uyumsuz bir kibirle etkileştiğiniz insanların enerji alanını karıştırdınızsa, bu alanın sevgi şifacıları tarafından ilahi yasalara göre dengelenmesine izin verin. Bu zamana kadar insanlık planına ve kolektif bilince yaydığınız, saçtığınız, insanların ilahi ben benim bilincini idrak edip anlamlandırmasını engelleyen her şeyin Işık bilgeleri tarafından, insanlık planından ve kolektif bilinçten çok boyutlu arındırılmasına izin verin. Enerjinizin saflaşmasına izin verin.
Kendi ruhsal yolculuğunuzu ilahi bilgelikle deneyimlemenizi engelleyen, alanınızdan temizlenmesi gereken her şeyin aşk şifacıları tarafından çok boyutlu alanınızdan temizlenmesine izin verin. Gevşeyin, rahatlayın, frekansınızın saflaşmasına izin verin. Şu an alanınızda bulunan sizin tekamülünüzü zorlaştıran ya da yavaşlatan, özgürleşmeyi hak ettiğiniz korku programlarından sevgi boyutu görevlilerinin sizi özgürleştirmesine izin verin. İnternet aracılığıyla alanınıza dahil olmuş, insan benliği ve bilinciyle uyumsuz alan bilinç ve programlardan ışık bilgelerinin sizi özgürleştirmesine izin verebilirsiniz. Ruhsal olarak sorumluluğunuzu almayıp birey olmaktan kaçınmanıza neden olan alanınızdan saflaşması gereken her şeyin sevgi şifacıları tarafından çok boyutlu alanınızdan temizlenmesine izin verin. İlahi yasalara göre dünyanın planına uygun olan ilahi ben benim bilincini yaşadığınız yerleşim yerine aktarmanız ilahi olarak uygunsa, dünyanın koruyucularının dünyanın frekansına uygun olarak bu şifa alanını yaşadığınız yerleşim yerine ilahi yasalara göre aktarmasına ve alanı ilahi korumaya almasına izin verin. Enerji alanınızın yükselmesini ve saflaşmasını engelleyen illüzyon sahiplenme programlarının ışık bilgeleri tarafından alanınızdan temizlenmesine izin verin. Sizin aracılığınızla dünyada yaşayan hayvanlara ve bitkilere ilahi yasalara göre akması uygun olan ilahi şifanın da her bir hayvanın ve bitkinin ruhsal planına uygun olarak, beden frekanslarına uygun olarak sevgi şifacıları tarafından akması uygun olan hayvanların ve bitkilerin alanına akmasına izin verin. Birlik boyutu şifa görevlilerinin, yaratıcının izin verdiği sizin aracılığınızla ilahi korunmaya alınması gereken hayvanların ve bitkilerin yaşam frekansına uygun olarak bu korumanın birlik şifa görevlileri tarafından her bir hayvanın ve bitkinin izinli olduğunuz her bir hayvanın ve bitkinin alanında gerçekleşmesine izin verin. Doğayla daha saygılı etkileşim ve iletişimde olmanız ilahi olarak uygunsa bunu gerçekleştirmenizi engelleyen alanınızdan temizlenmesi gereken her şeyin ışık şifacıları tarafından çok boyutlu alanınızdan temizlenmesine izin verin. Dünyanın size sunduğu aşk şifasını hak edişinizce alanınıza dahil edemediyseniz bunu yapmanızı engelleyen alanınızdan temizlenmesi gereken her şeyi aşk şifacılarının çok boyutlu alanınızdan temizlemesine izin verin. Sizin dünyaya yönlendirdiğiniz aşk olmayan enerjilerden ve programlardan dolayı dünya size aşk enerjisini, kendi aşk şifasını sunamıyorsa dünyaya yönlendirdiğiniz ve dünyadan ilahi olarak arındırılması gereken her şeyi dünyanın koruyucularının ve aşk şifacılarının dünyanın frekansına uygun olarak dünyanın madde ve enerji alanından
çok boyutlu arındırılmasına izin verin. Gevşeyin, rahatlayın, frekansınızın saflaşmasına izin verin. Birlik şifa görevlilerinin ilahi ben benim bilincini idrak etmenize aracılık edecek sizin frekansınıza uygun kaynak enerjiyle kök çakranızı uyumlayıp dengelemesine izin verin. İkinci çakranızda bulunan sizin ilahi ben benim bilincini algılamanızı, anlamlandırmanızı engelleyen alanınızdan temizlenmesi gereken her şeyi çok boyutlu ikinci çakranızdan, yaşam planınızdan, varoluş planınızdan arındırmasına izin verin. Işık bilgelerinin tanrısal boyut illüzyonlarından ve yaratım illüzyonlarından hak edişinizce sizi özgürleştirmesine izin verebilirsiniz. Yaratıcının size bahşetmiş olduğu rızkı paylaşmanız gereken insanlarla, hayvanlarla, bitkilerle ve dünyayla paylaşmanızı engelleyen bencillik programlarının ışık bilgeleri tarafından çok boyutlu alanınızdan temizlenmesine izin verin. Maddeyle etkileşim ve iletişim alanınızda bulunan sevgiye hizmet etmeyen alanınızdan temizlenmesi gereken her şeyi sevgi şifacılarının hak edişinizce çok boyutlu etkileştiğiniz alanlardan arındırmasına izin verebilirsiniz. Kendi bireysel yaşantınızla ilgili olmasını istediğiniz alan ve programlarda sizin ruhsal planınızın hakikati olmayan şeytani bilinç ve alanlar bulunuyorsa, bunlardan arınması gereken her şeyin aşk şifacıları tarafından çok boyutlu alanınızdan temizlenmesine izin verin. Bu yaşamda öğrenmiş olduğunuz kişisel gelişim ya da ruhsal gelişim bilgi ve alanlarından sizin alanınıza dahil olmuş, ışık olmayan bilgi ya da enerjiler bulunuyorsa ve bu bilgilerden ışığa dönüşmesini hak ettiğiniz ya da bu enerjilerden ışığa dönüşmesini hak ettikleriniz varsa, ışık boyutu görevlilerinin hak ettiğiniz her şeyi ilahi ışık dengesine getirmesine izin verin. Sahip olduğunuz bir açgözlülük programı varsa, bunu hayat planınıza dahil etmenize neden olan alan ve programların aşk şifacıları tarafından hak edişinizce varoluşunuzda şifalandırılmasına izin verin. Aşk şifacılarının ilahi olarak şifalanma zamanı gelmiş geçmiş yaşamlarınıza hak ettiğiniz ilahi şifayı aktarmasına izin verin. İlahi hak edişinizde eğer kolaylık varsa, sizin hak ettiğiniz kolaylığı idrak edemeyen insanlar sizin hayatınızı bilerek, isteyerek ya da farkında olmadan zorlaştırıyorlarsa, ilahi olarak özgürleşmeniz gereken zorluk programlarından kolaylık boyutu şifa görevlilerinin hak edişinizce sizi özgürleştirmesine izin verin. Şu an akaşanıza akması
ilahi olarak uygun olan yaratıcının izin verdiği aşk şifasının da aşk şifacıları tarafından akışınıza aktarılmasına ve orada ilahi işlemin, ilahi dengenin gerçekleştirilmesine izin verin. Şifa alanına teslim etmeyi ilahi olarak düşündüğünüz alan ve programları da şimdi şifa alanına teslim edebilirsiniz. Ben bu süreçte sessiz kalacağım. Aşk şifacılarının ikinci çakranızı ilahi ben benim bilincini anlayarak hayat gerçekliğiniz yapacağınız kaynak enerjiyle sizin frekansınıza uygun kaynak enerjiyle uyumlayıp dengelemesine izin verin. Üçüncü çakranızda bulunan ilahi ben benim bilincini idrak etmenizi, anlamlandırmanızı ve hayatınıza uygulamanızı engelleyen her şeyin üçüncü çakranızdan, yaşam planınızdan ve varoluş planınızdan ilahi yasalara göre çok boyutlu arındırılmasına izin verin. İlahi olarak özgürleşmeyi hak ettiğiniz kölelik programları varsa bu programlardan ışık ordularının hak edişinizce sizi özgürleştirip ilahi korumaya almasına izin verin. Sayılar aracılığıyla alanınıza dahil olmuş, çarpıtılmış bilgi, bilinç ve programların ışık bilgeleri tarafından çok boyutlu alanınızdan temizlenmesine izin verin. Gevşeyin, rahatlayın, frekansınızın saflaşmasına izin verin.
kendi hayatınızda yaşadığınız deneyimlerden henüz ışığa dönüşmemiş olanlar varsa, bu deneyimleri ışığa dönüştürmenizi engelleyen egosal ya da nefsani alan ve programlardan, özgürleşmeniz gerekenlerden ışık bilgelerinin sizi özgürleştirmesine izin verin. Aşk şifacılarının ruh, zihin, beden, ego ya da nefs, kalp, yüksek benlik ve öz ışık benliğinizden arındırması gereken her şeyi beden ve yaşam frekansınıza uygun olarak çok boyutlu arındırmasına izin verin. İlahi adalet görevlilerinin alanınıza gelmesine ve alanınızda bulunan size ait olmayan her şeyi alanınızdan alıp ilahi işlemi gerçekleştirmesine izin verin. Siz de eğer herhangi bir yaratılmışın alanına ilahi olmayan bir şekilde bir şeyler bıraktınızsa, ilahi adalet görevlilerinin o insanlardan, o yaratılmışlardan da alınması gereken her şeyi alıp ilahi işlemi gerçekleştirmesine izin verin. İlahi adalet görevlilerinin hak adalet illüzyonlarını hak edişinizce alanınızdan temizlemesine izin verin. İnsan olarak yaşadığınız anlarda ilahi olarak size gerekli olan korumanın ışık orduları tarafından yaratıcının izin verdiği şekilde hayat planınızda aktif olmasına izin verin. Zorba insanlar ya da zorba insanımsıların sizin hayatınızda var ettiği ilahi olarak arınıp saflaşması gereken her şeyi ilahi adalet görevlilerinin yaşam planınızdan arındırmasına izin verin. İlahi adalet görevlilerinin frekansınızı saflaştırmasına izin verin. Sosyal yaşamla ilgili alanınızda var olan, sizin tekamül yolunuza hizmet etmeyen, özgürleşmeniz gereken her şeyden ışık bilgelerinin sizi özgürleştirmesine ve kendi ruhsal planınızı cesaretle deneyimlemenizi engelleyen, alanınızdan temizlenmesi gereken her türlü engelleyici alan, bilinç ve programın ilahi adalet görevlileri ve ışık bilgeleri tarafından çok boyutlu alanınızdan temizlenmesine izin verin. Şu an alanınıza herhangi bir müdahale varsa, bu müdahaleyle ilgili ışık ordularının ve ilahi adalet görevlilerinin ilahi işlemi gerçekleştirmesine izin verin. Yaşam enerjinizin aşk şifacıları tarafından ilahi olarak saflaştırılıp ilahi korumaya alınmasına izin verin. Birlik şifa görevlilerinin ve birlik bilgelerinin alanınızda bulunan biz ve bir illüzyonlarını çok boyutlu olarak yaratıcının izin verdiği şekilde bilincinizden, bilinçaltınızdan, hücresel hafızanızdan çok boyutlu arındırmasına izin verin. Birlik şifa görevlilerinin DNA'nızda gerçekleştirmesi ilahi olarak uygun olan birlik şifasının beden ve yaşam frekansınıza uygun olarak DNA'nızda gerçekleştirilmesine izin verin. Yaşayan ya da vefat etmiş, kan bağınız ya da soy bağınız olan insanlarla ışık dengesinde bir etkileşiminiz
olmuyorsa, bu alanda gerçekleşmesi ilahi olarak uygun olan şifanın ilahi adalet görevlileri ve ışık şifacıları tarafından yaşam planınıza aktarılmasına izin verin. Kan bağınız ve soy bağınız olan insanlarla ilgili zanlarınızın ve sanılarınızın alanınızdan temizlenip ruhsal planınızda birbirinize verdiğiniz sözleri fark etmenizi engelleyen, alanınızdan temizlenmesi gereken her şeyi ışık bilgelerinin çok boyutlu alanınızdan temizlemesine izin verin. Birlik şifa görevlilerinin üçüncü çakranızı sizin frekansınıza uygun ilahi ben benim bilincini yaşam gerçekliğiniz yapmanıza aracı olacak kaynak şifa enerjisiyle uyumlayıp dengelemesine izin verin. Kalbinizde ve kalp çakranızda bulunan sizin İlahi ben benim bilincini idrak edip yaşam gerçekliğiniz yapmanızı engelleyen her şeyin çok boyutlu kalbinizden, kalp çakranızdan, yaşam planınızdan ve varoluş planınızdan arındırılmasına izin verin. Aşk şifacılarının ve aşk bilgelerinin alanınıza gelmesine ve varoluş aşkı ve beşeri aşkla ilgili ilahi olarak özgürleşmeniz gereken tüm illüzyonlardan sizi özgürleştirmesine izin verin. Gevşeyin, rahatlayın, frekansınızın saflaşmasına izin verin. Üçüncü boyut, dördüncü boyut, beşinci boyut ya da daha üst boyutlarla ilgili alanınızda var olan çarpıtılmış bilgiler bulunuyorsa, ışık bilgelerinin bu bilgilerden sizi özgürleştirmesine izin verebilirsiniz. Aşk deneyimiyle bağlantılı beşeri aşk çarpıtmalarının da aşk bilgeleri tarafından çok boyutlu alanınızdan temizlenmesine izin verin. Şu an devam eden bir ilişkiniz ya da evliliğiniz varsa bu ilişkinize ya da evliliğinize karşıdaki insanın seçim ve davranışları ne olursa olsun, aşkın saf bilişini, bilgeliğini ve şifasını aktarmanızı engelleyen egosal, nefsani ya da zihinsel illüzyonlardan aşk bilgelerinin sizi hak edişinizce özgürleştirmesine izin verebilirsiniz. Aşk şifacılarının bu zamana kadar yaşamış olduğunuz devam eden ya da bitmiş beşeri aşk ilişkileriniz aracılığıyla aşk boyutuna yönlendirdiğiniz saf aşk olmayan her şeyin aşk boyutundan, aşk şifacıları tarafından arındırılmasına izin verin. Aşk bilgelerinin kolektif bilince ve insanlık planına aktarmış olduğunuz aşk boyutunun hakikatiyle uyumsuz, aşk bilgi ve öğretisi diye sunduğunuz her şeyin de ilahi yasalara göre
aşk bilgeleri tarafından yönlendirdiğiniz alanlardan ve bilinçlerden çok boyutlu arındırılmasına izin verin. Filmler, diziler ya da internet aracılığıyla alanınıza dahil olmuş, beşeri aşkın saf hakikati olmayan bencillik alan ve programlarının alanınızdan temizlenmesine, aşk bilgeleri tarafından alanınızdan temizlenmesine izin verebilirsiniz. Hayat planınızda olan herhangi bir insanla ya da kişiyle kendi beşeri aşk alanınızla ilgili konuşma gerçekleştirdiyseniz ve bu yapmış olduğunuz konuşma karşı tarafın mahremiyetini dengesizleştirdiyse, aşk şifacılarının bu alanda ilahi koruma ve dengelemeyi gerçekleştirmesine izin verin. Sizinle ilişki yaşamış olan kişi de bunu size karşı yaptıysa, aşk şifacılarının bu alanı da sizin için dengelemesine izin verin. Kendi ilişkinizle ilgili ya da beklediğiniz ilişkiyle ilgili herhangi bir insanla sohbet ederken bu sohbetin gerçek aşka hizmet edebilmesi için aşk bilgelerinin size aktarması ilahi olarak uygun olan bilgiyi hücresel hafızanızda, bilincinizde ve bilinçaltınızda aktive etmesine izin verin. Enerji alanınızın berraklaşmasına izin verin. İlişkinizi yaşarken ya da bitmiş olan ilişkinizde herhangi bir insan ya da kişi bu ilişkinin bitmesine vesile olduysa ya da insanlar, kişiler ve sizin onlara karşı Işık olmayan bakış açılarınız hala bulunuyorsa, bu alanda aşk şifacılarının yaşadığınız aşkın dışında bulunan diğer insanlarla etkileşim ve iletişim alanınızı aktarması ilahi olan şifayı aktarmasına izin verin. Siz de başka birinin ilişkisinin ya da evliliğinin bitmesine sözünüzle ya da davranışınızla vesile oldunuzsa ve bu yapmış olduğunuz davranış ya da söylem ya da enerji yönlendirdiyseniz bu enerji ilahi yasalara uygun olmayan bir halse ilahi adalet görevlilerinin ve aşk şifacılarının bu alanı ilahi dengeye getirmesine izin verin. Enerji alanınızın saflaşmasına izin verin. Aşk şifacılarının yaşayacağınız beşeri aşk deneyimlerini ilahi ben benim bilinciyle yaşamanız, ruhsal planınız için ve etkileştiğiniz insanın ruhsal planı için uygunsa, bu deneyimi nasıl yaşayacağınızı bilmiyorsanız, aşk bilgelerinin bu konuyla ilgili size aktarması gereken bilginin bilincinize akmasına izin verin. Ben bu esnada sessiz kalacağım. Siz de beşeri aşkla ilgili deneyimlerinizin şifalanması gerekenleri bu alana teslim edebilirsiniz ya da kendi beşeri aşk deneyiminizle ilgili isteklerinizi bu şifa alanına teslim edebilirsiniz. İsteklerinizden sadece ilahi olarak gerçekleşmesi uygun olanlar şifa alanına dahil olacak. Sizin arzularınızla ve ruhsal planla, varoluş planı ile uyumsuz olanlar şifa alanının gerisinde tutulacak.
Aşk şifacılarının kalbinizi ve kalp çakranızı ilahi ben benim bilincini anlamanıza aracılık edecek, sizin frekansınıza uygun kaynak şifa enerjisiyle uyumlayıp dengelemesine izin verin. Boğaz çakranızda bulunan sizin ilahi ben benim bilincini idrak etmenizi engelleyen her şeyin çok boyutlu olarak boğaz çakranızdan, yaşam planınızdan, varoluş planınızdan, sizin aracılığınızla insanlık planından, dünya planından ve dünyadan ilahi yasalara göre birlik şifa görevlileri tarafından çok boyutlu arındırılmasına izin verin. Karşımızdaki insanın algısı her ne olursa olsun, ışık bilinciyle onunla iletişimde olmanız uygunsa, bu zamana kadar bunu deneyimleyemediğiniz anlarda sizin kelimeleriniz aracılığıyla, ses frekansınız aracılığıyla insanlık planına ve kolektif bilince yayılmış, saçılmış, ışık olmayan kelime ve alanların ışık bilgeleri tarafından çok boyutlu olarak arındırılmasına izin verin. Kelimelerinizi ışığın saflığında kullanmaktan sizi alıkoyan, şifalanması gereken kayıtlarınızın bilincinizde ve bilinçaltınızda çok boyutlu şifalandırılmasına izin verin. Enerji alanınızın saflaştırılmasına izin verin. Başka insanların size verdiği sözler bulunuyorsa ya da vaatler bulunuyorsa ve bunlar gerçekleşmesi sizin ruhsal planınıza hizmet etmeyen söz ve vaatlerse, bütün bu söz ve vaatlerin bilincinizden, bilinçaltınızdan, hücresel hafızanızdan, auranızdan ve yaşam planınızdan çok boyutlu arındırılmasına izin verin. Siz de herhangi bir insana, hayvana, bitkiye bir vaadiniz olduysa sözlü olarak ve bu vaadiniz onun ruhsal planına uygun olmayan bir vaatse, Işık bilgelerinin bu vaatleri de yaratılmış tüm insanlar hak eden tüm insanlardan, hayvanlardan ve bitkilerden çok boyutlu ilahi yasalara göre arındırıp ilahi işlemi gerçekleştirmesine izin verin. İnsanlarla etkileşiminizde ya da iletişiminizde nezaketen karşı tarafı kırmamak için yalan söylediğinizse, bu yalan programını kullanmanıza neden olan illüzyonların ışık bilgeleri tarafından çok boyutlu alanınızdan temizlenmesine izin verin. Işık bilinciyle başka insanları kırmadan, üzmeden, dürüstlükle etkileşim ve iletişim bilgisinin ve bilincinin ışık bilgeleri tarafından size aktarılmasına izin verebilirsiniz. Hayır demeniz gereken zamanlarda nezaketle ve zarafetle hayır diyebilmeniz İlahi olarak uygunsa ve karşı tarafında sizin bu hayırınızı, hayır olduğunu kabullenmesini engelleyen, alandan temizlenmesi gereken her şeyin ışık bilgeleri tarafından çok boyutlu arındırılmasına izin verin. Enerji alanınızın saflaşmasına izin verin. İletişim illüzyonlarının ışık bilgeleri tarafından alanınızdan temizlenmesine izin verebilirsiniz.
Açık, dürüst ve anlaşılır iletişim kurmanızı engelleyen, alanınızdan temizlenmesi gereken her şeyin ışık bilgeleri tarafından çok boyutlu alanınızdan temizlenmesine izin verin. Işığın bilinciyle birlik hakikatini, ilahi ben benim bilincini aktarmanız gereken insanlara saf niyetle ve ilahi adaletle aktarmanızı engelleyen alanınızdan temizlenmesi gereken her şeyin ışık bilgeleri tarafından çok boyutlu alanınızdan temizlenmesine izin verin. Emir programının alanınızdan temizlenmesine izin verin. Işık bilgelerinin size birileri bir şeyleri emretmeden ya da siz başka insanlara herhangi bir konuda emir vermeden sağlıklı iletişim, bilgi ve bilincini ışık bilgelerinin bilincinize ve bilinçaltınıza aktarmasına izin verin. Şu an hangi ülkede yaşıyorsanız, yaşadığınız ülkenin siyaseti alanına sizin aracılığınızla akması ilahi olarak uygun olan ışık şifasının ışık bilgeleri tarafından ilahi yasalara göre alana yönlenmesine izin verin. Bu zamana kadar yaşamış olduğunuz ülkelerin siyaset alanı aracılığıyla sizin yaşam planınıza bağ kurmuş, ilahi yasalara göre şifalanması gereken her şeyi ışık bilgelerinin ilahi yasalara göre sizin alanınızdan ve etkileştiğiniz siyaset alanından arındırıp ilahi dengeyi getirmesine izin verin. Işık bilgelerinin alanınızda bulunan komplo programlarından, bilinçlerinden ve alanlarından sizi özgürleştirmesine izin verin. Saf niyetle olmanızı engelleyen alanınızdan temizlenmesi gereken her şeyin ışık bilgeleri tarafından hak edişinizce çok boyutlu alanınızdan temizlenmesine izin verin. Bu şifa alanından ilahi yasalara göre varoluşta hediye etmeniz uygun olan yaratılmışlara bu şifa alanını yaratıcının izin verdiği şekilde ilahi adalet görevlilerinin hediye etmesine izin verin. Kendi ruhsal planınızla ilgili bildiğiniz ve dönüşümünde zorlandığınız konularla ilgili şimdi şifa alanında yaratıcının izin verdiği aydınlık şifacıların hak ettiğiniz şifayı bu alanlara yaratıcının izniyle aktarmasına izin verin. Birlik boyutu görevlilerinin boğaz çakranızı, ilahi ben benim bilincini hayat gerçekliğiniz yapmanıza aracılık edecek kaynak şifa enerjisiyle uyumlayıp dengelemesine izin verin. Üçüncü gözünüzde ve üçüncü göz çakranızda bulunan ilahi ben benim bilincini idrak edip yaşamınızda gerçeklik yapmanızı engelleyen her şeyin çok boyutlu olarak üçüncü gözünüzden, üçüncü göz çakranızdan, yaşam planınızdan, varoluş planınızdan, sizin aracılığınızla insanlık planından, dünya planından, dünyadan, evren planından ve evrenden İlahi yasalara göre birlik boyutu görevlileri tarafından yaratıcının izniyle çok boyutlu arındırılmasına izin verin.
saflaşmasına izin verin. Aşk şifacılarının bu zamana kadar beşeri aşkla ilgili herhangi bir ritüel yaptığınızsa ve bu yapmış olduğunuz ritüel aşka hizmet etmeyen alan ve programlar, bilinçler barındırıyorsa, aşk şifacılarının bu alanı ilahi dengeye getirmesine izin verebilirsiniz. Aşk bilgilerinin spiritüel bilgiler aracılığıyla alanınıza dahil ettiğiniz deneyim ve öğretilerden pozitif ve aydınlık tekamül yoluyla uyumsuz, ilahi olarak arınmasını hak ettiğiniz spiritüel bilgilerden ve bilinçlerden sizi özgürleştirmesine izin verebilirsiniz. Dünyada insan olarak yaşadığınız yaşamlarda bilerek, isteyerek ya da farkında olmadan dünya planına dahil olmaması gereken herhangi bir varlığı ya da bilinci spiritüel çalışmalarınızla dahil ettinizse, davet ettinizse, ilahi adalet görevlilerinin ve aşk şifacılarının bu alanı ilahi adalet dengesine, yaratıcının uygun gördüğü şekilde dünya planına uygun olarak yeniden dengelemesine izin verin. Spiritüel çalışma yapıp yaptığınız çalışmanın pozitif ya da aydınlık olduğunu sanarak yaptınızsa ve bu aslında tekamülsüz alanın büyümesine vesile olduysa, aşk şifacılarının ve aşk bilgelerinin bu alanı iptal edip ilahi dengeye getirmesine izin verebilirsiniz. Birlik şifa görevlilerinin alanınızda bulunan ya da dolaylı olarak tabi olduğunuz büyüsel programlardan sizi özgürleştirip varoluşunuzu, yaşam planınızı ve alanınızı ilahi korumaya almasına izin verin. Gevşeyin, rahatlayın, frekansınızın saflaşmasına izin verin. Aşk şifacılarının frekansınızı yükseltmesine izin verin. İlahi bolluk ve bereketi idrak etmenizi engelleyen alanınızdan temizlenmesi gereken her şeyin aşk şifacıları tarafından çok boyutlu alanınızdan temizlenmesine izin verin. Aşk şifacılarının frekansınızı yükseltmesine izin verin. Aşk şifacılarının bolluk ve bereketi anlamlandırmanızı engelleyen, alanınızdan temizlenmesi gereken her şeyi çok boyutlu arındırmasına izin verin. Aşk şifacılarının frekansınızı yükseltmesine izin verin. Aşk şifacılarının içsel çocuk, içsel anne, içsel baba, içsel eril, içsel dişil, içsel tanrı ve içsel tanrıça parçalarınıza ilahi şifayı yönlendirmesine izin verin. Gevşeyin, rahatlayın, frekansınızın saflaşmasına izin verin. Rüya şifacılarının rüya boyutunuza şifa yönlendirmesine izin verin.
Aşk şifacılarının yaşam enerjinizi saflaştırmasına izin verin. Zaman boyutu görevlilerinin lineer zamanınızı ve varoluş zamanınızı dengelemesine izin verin. Birlik boyutu şifa görevlilerinin üçüncü gözünüzü ve üçüncü göz çakranızı, ilahi ben benim bilincini, hayat gerçekliğiniz yapacağınız ilahi kaynak şifa enerjisini sizin frekansınıza uygun olarak üçüncü gözünüze ve üçüncü göz çakranıza aktarıp uyumlayıp dengelemesine izin verin. Işık bilgelerinin uyumlama ve inisiyasyonla ilgili alanınızda var olan ilahi olarak özgürleşmeniz gereken çarpıtılmış her şeyden hak edişinizce sizi özgürleştirmesine izin verin. Tepe çakranızda bulunan sizin ilahi ben benim bilincini idrak etmenizi engelleyen her şeyin tepe çakranızdan, yaşam planınızdan, varoluş planınızdan ilahi yasalara göre çok boyutlu arındırılmasına izin verin. Bu zamana kadar düşünceleriniz aracılığıyla kolektif bilince yönlendirdiğiniz ışık olmayan bilgi, bilinç ve programların ışık bilgeleri tarafından kolektif bilinçten arındırılmasına izin verin. Yaşamınızda daha pozitif düşünceleri hayatınızda var etmeniz ilahi olarak uygunsa, bunu hak ediyorsanız, bu deneyimi yaşamanızı engelleyen, enerji alanınızdan arınması gereken tüm bilinçleri ve alanları ışık bilgelerinin hak edişinizce çok boyutlu alanınızdan temizlemesine izin verin. Gevşeyin, rahatlayın, frekansınızın saflaşmasına izin verin. Hayatınızda kullandığınız bilgilerden ışık bilgisine dönüştürme zamanı gelmiş bilgileri, ışık bilgelerinin sizin için ışık bilgisine dönüştürmesine izin verin. Işık bilgelerinin entelektüellik illüzyonundan sizi özgürleştirmesine izin verin. Ruhsal planınıza hizmet edecek bilgilerle yolunuzun kesişmesini engelleyen alanınızdan, yaşam planınızdan arınması gereken her şeyin ışık bilgeleri tarafından çok boyutlu alanınızdan temizlenmesine izin verin. Şu an içinde bulunduğunuz ana şükredip bu anın güzelliğini fark etmenizi, hissetmenizi engelleyen, şükretmenizi engelleyen her şeyin ışık bilgeleri tarafından çok boyutlu alanınızdan temizlenmesine izin verin. Yaşadığınız deneyimlere akması ilahi olarak uygun olan aşk şifasının aşk şifacıları tarafından yaşam anlarınıza aktarılmasına izin verin. Aşk şifacılarının frekansınızı yükseltmesine izin verin. Fiziksel olarak bu zamana kadar bulunduğunuz yerlere akması uygun olan birlik şifasının da birlik boyutu görevlileri tarafından ilahi yasalara göre dünyanın frekansına uygun olarak alana akmasına izin verin.
Yaşam enerjinizin ilahi huzur dengesine getirilmesine izin verin. Aşk şifacılarının tepe çakranızı sizin frekansınıza uygun ilahi ben benim bilincini yaşam gerçekliğiniz yapmanıza aracılık edecek kaynak enerjiyle uyumlayıp dengelemesine izin verin. Aşk şifacılarının sizin aracılığınızla dünyaya aktarması uygun olan bu şifa alanını dünyanın frekansına uygun olarak alana aktarmasına izin verin. Aşk şifacılarının ruh, zihin, beden, ego ya da nefs, kalp, yüksek benlik ve öz ışık benliğinizi birbiriyle uyumlayıp dengelemesine izin verin. Aşk şifacılarının enerji alanınızı fiziksel bedeninizde merkezlemesine izin verin. Derin bir nefes alıp verin. Bedeninizin farkında olun. El ve ayak parmaklarınızı oynatın. Hazır olduğunuzda gözlerinizi açabilirsiniz. Hepiniz hoş geldiniz yeniden. Sefalar getirdiniz. Bu yayında mı soruldu yoksa bundan önceki yayında mı soruldu bilmiyorum da beşeri aşk alanı ile ilgili bir soru sorulmuştu. Ben beşeri aşk alanına hani edinilen spiritüel bilgilerin alanında çok fazla çarpıtma olduğu için girmeyi tercih etmiyorum. Sadece meditasyon alanında gördüklerimi ifade edeyim. Dünyaya gelmiş olan bütün insanlar, hani böyle toplum tarafından bize bu sunuluyor ama evlenmek, çocuk sahibi olmak, hani kariyer edinmek falan gibi bir zorunlulukla gelmiyor. Herkesin ruhsal planı kendine özgü. O yüzden de hani bu kendine özgürlüğü idrak edemeyip ruhsal planında beşeri aşk deneyimi olmayanlar çeşitli ritüeller, çalışmalarla bu insanlık planındaki beşeri aşk alanında karmaşa yarattıysanız bunu yapmazsanız iyi olur. Hani ruhsal planımda var mı yok mu bilmiyorum dediğinizde de yapacağınız çalışmaya besmele ile başlayın. Ötesini berisini her şeyi Allah'a teslim edin. Sonrasında da hani olana da olmayana da eyvallah diyerek ilerleyin. Yani hayatınızda bir şeyleri bekleyerek devam ettirdiğinizde o zaman gerçekten çok fazla şeytani bilinç sizin alanınıza müdahil oluyor. Ve bu beşeri aşk alanında çok fazla bulunuyor. Yani yapılan çeşitli ritüellerle büyüsel işlemler yapılabiliyor. Ve bunun çoğunlukla büyü olduğu bilinmiyor. Ancak enerjisi büyüsel alan. Siz bir şeyleri, beşeri aşk alanını büyüsel alanla alanınıza dahil ederseniz ondan size hayır gelmez. Alanda gördüğüm bu olduğu için bunu ifade edeyim. Hani ne yaparsınız, ne edersiniz, orası sizin bileceğiniz şey, özgür irade seçiminiz. Orada benim söyleyebileceğim herhangi bir şey olmaz. Ama hayatınızda bir şeyler yoksa illaki o olsun diye böyle zorlamayın. Olmuyorsa yani siz diyelim her neyse niyetiniz. O niyetiniz doğrultusunda gayret ettiniz, elinizden gelenleri yaptınız dünyasal adım atma anlamında. Ve bunun yanında dua ettiniz, enerji çalışması yaptınız, şifa çalışması yaptınız ya da kendiniz yapmıyorsanız bununla ilgili seanslar aldınız. Sonrasında hala bir şeyler olmuyorsa o alanı çok zorlamayın. Ya zamanı gelmemiştir ya da gerçekten sizin için hayırlı olan o değildir. Hani hayırlı olanı yaşamaya izin verirseniz daha güzel yaşam yolculuğunuzu devam ettirirsiniz. Bir de hani meditasyonun başında da bunu söyledim zaten tekrar hatırlatayım. Lütfen
Spiritüel, entelektüel olma yolunda ilerlemeyin. Bu da sizin alanınıza çok fazla ışık olmayan bilgi ve programın dahil olmasına sebep olur. Ben şu an hangi yöntemler kullanılıyor, hangi eğitimler var, bunların hiçbirini bilmiyorum. Güncel konunun ne olduğuna dair. Bunu hani araştırmam gerekmediği için bilmiyorum ya da o bilgiler insanlığa hizmet eder mi etmez mi veya bana hizmet eder mi etmez mi onu bilmiyorum. Sadece ben böyle hani bir konuyla ilgili şu konuya hani araştır ya da bu konuyla ilgili eğitim al, uyumlama al mesajını alırsam onların eğitimine dahil oluyorum. Spiritüel yolculukta çok fazla bilgi var. Her bilgi herkesin kullanması zorunlu olan bilgiler değil. O yüzden kendi alanınızı bir ilahi korumaya alarak ilerlersiniz, güzel olur. Bir de şurada şimdi isimlerden hani kendi isminizi kullanmıyorsunuz da çeşitli nickname'ler kullanmışsınız. Meditasyona başlamadan önce o alan açıldı da hani alan açılmış meditasyona başlıyoruz dediğim için o bilgiyi vermedim. Şimdi vereyim. Kullanmış olduğunuz o nickname'lerle kendi alanınıza aşırı yük alabilirsiniz. Bunu hatırlatayım. Yani kendi yaşam yolculuğunuzu kendi isminizin dışındaki isimlerle zorlaştırmayın. Başka almış olduğunuz isimler sizin alanınıza çeşitli varlıkların bağ kurmasına sebep olabiliyor. Bunu da isim ve göbek adı alanının arınması ile ilgili bir meditasyon yapmıştım. Onun başında da anlatmıştım. Burada da tekrar ifade edeyim. Güzel yorumunuz için teşekkür ediyorum. Hepimiz aslında bir harikayız. Hepimizin kendine göre güzel güzel tatlı tatlı şifa alanları var. O şifalarımızı kullanırsak güzel dünyamızı daha da güzelleştiririz. Hepimize hak ettiğimiz güzellikleri getirsin inşallah. Başka sorunuz var mı? Biraz sonra telefonda saat çalacak. Onu söyleyeyim de bir 3 dakikası var. Eğer 3 dakika içinde yayını kapatmazsam telefonun alarm sesini duyabilirsiniz. O da şey. Günlük yaptığım çalışmanın niyetini hatırlatması için olan alarm. Ben meditasyon esnasında bir gözümü açtım 11:44. Eyvah dedim ya meditasyon bitmeden dedim bu alarm çalarsa ne yapacağım falan deyip bir panikledim ama sonra neyse ki alan dengelendi. Benim açımdan dengelendi yani. Ben de sizlere teşekkür ediyorum. Sanırım artık sizin de yorumunuz yok. O zaman 12 olmadan yayınımızı tamamlayalım. Hepinize benimle birlikte olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Lütfen etkileştiğiniz hayvanlarla ve bitkilerle daha fazla saygı ve sevgiyle etkileşin. Dünya ile etkileşiminizde daha fazla dünyaya destek olacak şekilde etkileşirseniz harika olur. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah'ım. Şu meditasyonları bakın zamanınız yoksa meditasyonları yapmayın. Meditasyonlarda hep şunu söylüyorum. Ben meditasyonun kelimelerle sadece %15'lik ya da %17'lik alanını ifade ediyorum. Bunun dışında koca bir enerji paketi var. Ha, hızlı alın. Hani enerjiyi kaldıramazsınız. Artık hani bu konudan çok yoruldum ben. Daha önceden bununla ilgili bir paylaşım yaptım zaten. Kaç hızda izlerseniz izleyin. Ondan sonra da bir yerleriniz hani
enerjiyi kaldıramadığınız için fiziksel bir hastalık da yaşayabilirsiniz. Enerjisel bir sıkışıklık da yaşayabilirsiniz. Onun sorumlusu ben değilim. Ben buradaki bütün çalışmalarımı ya da sohbetlerimin hepsini normal oynatma hızına göre söylüyorum. Orada sizin karıştıracağınız alan benim sorumluluğumda değil. Onu da artık Allah'a teslim edip o konuyla ilgili kendi alanımı daha fazla karıştırmamayı tercih ediyorum. Bakın, ruhsal yolculuk hızla olabilecek bir şey değil. Yani siz bir şeyleri dünyasal olarak ne kadar hızlandırırsanız hızlandırın, hak etmiyorsanız isterseniz 2x2, hatta onun da başka hızını buldunuz diyelim, x4 ile dinleyin, yine ulaşamazsınız ulaşacağınız yere. Ama eğer bir şeye de hak ediyorsanız, 1 dakikalık zaman diliminde 100 senelik şifa alanınıza dahil edersiniz. Hani böyle kendi kendinize de karıştırıyorsanız, dediğim gibi o sizin bileceğiniz şey. Artık orası benim sorumluluk alanım değil. Bu yayın itibariyle de onu Allah'a teslim edeyim de ben o yükten kurtulmuş olayım. Başka sorunuz var mı? Ben şu bugünün niyetini göndereyim. Sizin de sorunuz varsa yazın. Hani yayını benim bitirmek gibi bir derdim yok da, sizin zamanınızı almayayım diye söylemiştim az önce. Sanırım sizin yorumunuz yok. Şuradan bir şeye bakayım da ben. İyi, yanlış yaptım. Kusura bakmayın. Birazcık sizi müziksiz bırakacağım. Sizin de sorularınız yokmuş. O zaman yayınımızı sonlandıralım. Hepinize benimle birlikte olduğunuz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Gerçekten ilahi ben benim bilincinin ne olduğunu kendi planımızca anladığımız ve bunu hayatımıza uyarladığımız güzel günler bizlerle olsun. Hoşça kalın.